Merhaba evet, sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Zülüme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz safalar getirdiniz sevgili arkadaşlar üyeliği tavsiye ediyorum ancak hocam iyi olacak durumum yok kartım yok şunum yok bunum yok diye bütün arkadaşlara da olabildiğince çok video izleyin olabildiğince çok beğeni atın arkadaşlar olabildiğince hatta bırakın oynatma listeleri açık kalsın arka planda oynasın çünkü bol bol üyelik dağıtma fikrimiz var golvar.com'la birlikte hem de her gün Bakalım yapabilecek miyiz? Fenerbahçe'den Başakşehir'e karşı sürpriz kadro yine üçlü mü? İşte detaylar. <laughs> Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe. Bugün oynayacakları maçla birlikte Sport Toto Süper Lig'de 30. kez rakip olacaklar. Dün biliyorsunuz Fenerbahçe'nin daha doğrusu Fenerbahçe taraftarının çoğunun e, umut beslediği maçta Galatasaray deplasmanda Alanya Sporu 4-1 mağlup etti. Hakem Abdülkadir Bitigen eşliğinde ve katkılarıyla yapan Galatasaray'ı tebrik falan etmiyorum. Niye tebrik falan etmiyorum? Çünkü ilk maç Alanya Spor şöyle böyle şu bu falan filan diye 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 hani hakem yönetimi mahvetti. Şimdi Alanya Spor deplasmanda tertemiz golü verilmeyen penaltısı hatta penaltıları verilmeyen hakemlerce doğranan Fenerbahçe 3-1 kazanırken Hakemin takdir haklarını kendine toplayan mesela bir Yusuf var rakipte en iyi oyunculardan biri direkt sarı kartla cezalandırılıyor. bir Bakın maçlara amaçı anlarsınız. Her, rakip kalecinin akıl almaz hatalarıyla kendine gelen, PFDK tarafından futbolcuların cezası kaldırılan Galatasaray 4-1 kazanıyor. Aradaki farkı siz anlayın. Ki Galatasaray 183 gündür kırmızı kartta görmüyor. 23 Ekim 2022 tarihinde yaptığı konuşmadan sonra henüz kırmızı kart yemediler. Şimdi Fenerbahçe taraftarı suçu Ersun Yanal atıyor. Ersun Yanal yönetiminde Alanya Spor sadece 2 maç kazanmış. Başakşehir'i 1-0 yenmiş. Giresun'la 2-2 berabere kalmış. Hatay'ı hükmen 3-0 yenmiş. Ankara gücüne 2-0 yenilmiş. Fenerbahçe'ye 3-1 yenilmiş. Antalya Spor'a 3-1 yenilmiş. Galatasaray'a 4-1 yenilmiş. Yani Ersun Yanal'lık şunluk bunluk bir durum yok ortada. Onu da belirteyim arkadaşlar. Yani e, hani takımın gücü ne ki? Ne olsun? diye de düşünmekte fayda var. Maçın sonrasında hafta sonu hani Galatasaray bir sonraki maçı Karagümrük takımıyla kendi evinde ama Karagümrük takımı kiralık kaleci Batuhan 34'te sakatlanmış, oyundan çıkmış. Olabilir. Normal Galatasaray'dan kiralık zaten. Yani ben Galatasaray maçında oynamasını istemem açıkçası. Çünkü ne olursa olsun bu diyecekler. Şukuro sarı kart görüp Galatasaray maçında cezalı duruma düştü diyor. Ee, şimdi Şukurov da ee, aslında sıçrama yapabilecek ama doğru ele gitmesi gereken bir isim. Şimdi şu transfer marketine baktım. 7 sarı kart yazıyor. Sarı kart cezalısı 24 Nisan'a kadar cezalı diyor. Sarı kart cezalısı durumuna düşmüş. Bir kez iki sarıdan kırmızı yemiş. Yani 5. sarı kartını almış oluyor. Ee, Şukuro. Ve hani 5. sarı kartını almış, almış oluyor bir nevi. Çünkü kesik çıkılıyor iki sarı karttan yediği için. Böyle bir durum var arkadaşlar. Ee, aynı zamanda bitti mi bitmedi. Şu Kurov cezalı. Jack ne sarı kart görüp Galatasaray maçında cezalı duruma düşmüş. O da 5. sarı kartını almış arkadaşlar. Batuhan ve Jacknenin olmaması gayet normal. Biri genç eleştiren hedef olacak. Öbürü de yatacaktı. Tıpkı Onyekuru, Belhanda ve Türevleri gibi. Bu açıdan iyi olmuş. Ee, hani şu Kurov içinde durumu. Karagümrük'te kaleci Viviano 90 artı 9'da sarı kart görerek Galatasaray maçında cezalı oldu diyorlar. Şimdi ben Jacknen'in e, sarı kartlarına bakıyorum. 5 tane sarı kart gözüküyor ama transfer markette cezalı gözükmüyor. Bunu çözemedim çünkü cezalı gözükmesi lazım. 5. sarı kart ceza demek. E, ama 5. sarı kartı. Fakat Viviano'ya şöyle bir baktım. Yani sosyal medya profilini açıp baktım. Hani e, Hatta Queen, Jackman'ın performans bilgileri, müsabaka bilgileri çıkıyor mu ortaya? Merak ettim niye yazmıyor diye. Emiliano Viviano da iki sarı kartı var. Üçüncü gözüküyor. Yani nasıl kart cezası durumuna düşüyor çözemedim. Belki de birileri trollüyordur diye düşünüyorum arkadaşlar. Fakat bizim yapmamız gereken şey şu. Önümüzdeki maçları kazanmak. Yani lig bitene kadar bütün maçlarımızı kazanalım. Galatasaray ne yapıyorsa yapsın. Şampiyon oluyorsa olsun, olduruluyorsa oldurulsun. Yani bir bizdik bir durum yok arkadaşlar. Bizdik bir durum yok. Ne yapıyorsa yapsınlar. Bu arada sarı kart cezası diyor. Evet Kasımpaşa maçında sarı kart cezası diyor ne için. Yani bir ortada bir yanlışlık var. Ama bakalım. Vallahi ben bilgiye ulaşamadım herhalde birileri troll yapıyor. Neyse bizim durumumuz değil. Şimdi Fenerbahçe Başakşehir ile karşılaşacak. Saat 20.30'da Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan haftalarda Fenerbahçe 19 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet ve topladığı 60 puanla 2. sırada bulunuyor. Fenerbahçe şampiyon olmasın diye herkes bir ittifak kurmuş durumda. Ve Fenerbahçe'nin bu maçı kazanması lazım. Başakşehir ise 13 galibiyet aldı. Beraberlik 8 mağlubiyette 45 puanla 5. sırada yer alıyor. Ligin 27. haftasında derbide Beşiktaş'a kaybeden. Daha sonra ligde oynadığı Fatih Karagümrük, Ankara gücü ve maçlarını kazanan Fenerbahçe 2 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Ve şampiyonluk yarışında da kopmak istemiyor. İki takım 29 kez karşı karşıya geldi. 15 kez Fenerbahçe galiba ayrıldı. 11 kez Başakşehir aldı. 3 karşılaşma berabere bitti. Fenerbahçe 40 gol, gol rakip 32 gol attı. İlk maçı Diego Rossi'nin golüyle Fenerbahçe 1-0'lık skorla kazanmıştı. İnşallah bugünkü maçı da kim atarsa atsın 1-0 dahi olsa kazanırız arkadaşlar. Ve yolumuza devam ederiz. Şimdi Fenerbahçe'nin deplasman karnesi. Haberde çok güzel bir detaya yer vermişler. Bu sezon 13 maça çıkmışız deplasmanda. 9 galibiyet 2 beraberlik 2 yenilgiyle 29 puan toplayıp 28 gol atmışız. Kalesinde 12 gol gördü diyor. Deplasman oynadığı son 7 maçta ise mağlubiyet yüzü görmedi. 6 galibiyet 1 beraberlik ki o beraberliği de hatırlarsınız. Hakemlerin çaldığı 2 puanımız malumunuz. Ligin en çok gol atan takımıyız. Ki Galatasaray'da itekliyorlar. Rakipleri hadi bize gol at hadi bize gol at da gol sayını arttır diye. Onlar da ellerinden geleni yapıyorlar ama 27 maçta 67 golümüz var. Yani Enner Valencia gol krallığında zirveye doğru koşuyor. Aç şu ayda 10 golle ligde katkısı var. Fenerbahçe'de 6 futbolcumuz sarı kart sınırında. Aslında 6 futbolcu demeyelim. Serdar Aziz, Gustavo Henrique ikisini bir futbolcu sayalım. Yani ikisinin herhangi birinin olmaması bence hiçbir şey etki etmez. Emre Mor sarı kart sınırında ki Emre Mor çok önemli bir silah. Miha Zayt. Biliyorsunuz Zayt 2 e, iki maç olmayacağı için Zayt'sı da sayma. Yani William Arao ve Enner Valencia kart ceza sınırındalar. Kart görmeleri halinde 31. haftadaki iç sahadaki İstanbul Spor maçında cezalı duruma düşecekler. Açıkçası ben Emre Mor'un İstanbul Spor maçında cezasını çekmesini sonraki haftalarda takımla devam etmesini isterim. Hani e, onu söyleyeyim. Fenerbahçe'mizde eksikler var. Altay Bayındır 1. Lincoln Henrique 2. Joshua King 3. Miha Zayt 4. Osai Samuel de sarı kart cezalısı 5. Yani 5 kişinin durumu sıkıntı. Ee, ama bu arkadaşlar içerisinde ben şunu söyleyeyim. Zayt belki 2 maç kaçırıp gelebilecek. Joshua King de hani o da 2-3 maç kaçırabilecek gibi duruyor. Lincoln ve Altay Binder'ın ise süreçleri biraz daha uzun. O sayende sarı kartı e, cezası bitecek. Sakatlığını atlatan Luan Perez takımla çalışıyor. Biliyorsunuz yani kadroda yer alabilir diye düşünüyoruz. Arda Güler yıldızımız, yıldız adayımız. Belki de çok ciddi paralar kazanabileceğimiz futbolcumuz. Ya da çok ciddi başarılar kazanabileceğimiz futbolcumuz. Allah yolunu bahtını açık etsin. Diego Rossi belki sen de küfürle çalışıyorsundur. Bak seni Türkiye'de savunan bir tane ben kaldım. Bugün gol attın attın ya da gol katkısı yaptın yaptın yapmazsan senin gelmişini geçmişin <laughs> terlikle. <gülüyor> e, aynı zamanda bugün mesela e, Başakşehir'in nasıl bir taktikle çıkacağını da maç önü yayında konuşmak isterim aslında ama. Suat Arslan bu arada düdük çalacak. Yani ha Icardi Fenerbahçe'de bir maçtan oynamış ama Suat Arslan bu yönetmiş. Yardımcılıklarını Ali Saygın Öğel ve Kemal Yılmaz yapacakmış. Maçın dördüncü hakemi Murat Erdoğan olacakmış. Erdoğan'ı Erdo... ee, Ankara gücü maçına sakatlanan Aziz'in durumu malum arkadaşlar. Muhtemel 11'imiz İrfan İrfancan, Erbayat, sağ bekte Ferdi Kadıoğlu, stoperde Samet Salahi, sol bekte herkes Alioski yazıyor ama ben bu sefer Osterwold diyorum. Sol bekte Osterwold oynayacak diyorum. Ön liberoda Arao, Crespo ikilisini yan yana koymuş ama Arao İsmail olma ihtimali de var. Crespo İsmail ihtimal. Crespo İsmail olma ihtimali %5. Arao İsmail %10. on, e, Arao Mert Hakan Yandaş %10. Arao Crespo %75 gibi. Zaten deplasmanda oynadık mı deyip Arao Crespo çıkıyordu. Bunu sizler de çözebilirsiniz. İrfan bir kanatta. Rossi diğer kanatta. E, Cao Pedro ve Valencia şeklinde. Ancak bu maça özel Pedro yerine Arda Güler'i izleyebiliriz. Şimdi Jesus'tan Arda Güler kararı diye bir haber yapmışlar. Haber sadece hani yorum içerikli bir haber aslına bakarsanız. Niye yorum içerikli? Hani Arda Güler çok iyi parladı. Ankara gücü maçında şöyleydi, böyleydi, iyiydi, şuydu, hoştu, şöyle yaptı, böyle yaptı, şunu yaptı, bunu yaptı, hopladı, zıpladı. Jorge Jesus'un gözüne girdi diyor. Arda Güler her oynadığı maçta Jesus'un gözüne giriyor. Yani ve Jesus'tan flash kadro kararı diyor. Eee... Ligde kalan maçlar için radikal kararlar aldı. Fenerbahçe liderliği üstlenmesi mesletti falan filan. Ben size bir şey söyleyeyim mi? İster misiniz Jesus bu maça üçlü savunmayla çıksın? Hocam sen ister misin? Asla. Asla. Altay Vayındır kalede. Samet Akaydın sağda. Gustavo Henrique ortada. Atilla Salahi solda. Orta sahanın sağında Ferdi Kadıoğlu, orta sahanın solunda Oster Volde, merkez ikili de Crespo Arao, önlerinde sağda Arda Güler, ee, solda İrfancan, kahveci forvette Valencia şeklinde böyle bir üçlü sistem ister misiniz? Bakın katiyetle söylüyorum, asla ve asla böyle bir şeyin olmaması lazım. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ee, yani ben bunu beklemiyorum ve istemiyorum da yani açıkçası sakın böyle bir hataya kalkışmasın e rezil oluruz yani rezil oluruz açıkçası rezil olur Ben böyle bir şeyi kesinlikle tasnif etmiyorum onu da belirteyim ve çıkacağını da sanmıyorum ama bir düşünce Belki de vardır Hani ben durduk yere söylemem diye tahmin etmenizi istiyorum Çekip mustur açıklamalar açıklamaları var. Aziz Yıldırım için başkanlık adaylığı açıklaması fikirleri var ama falan diye. Arkadaşlar ben bunu kısaca söyleyeyim. Yani bugüne kadar verdiğim duyumların tamamının doğru olduğunun göstergesi idi bu konuşma. Zaten sosyal medyada da görmüşsünüzdür. Ee, hani Radyo Golden Emre Tilev'in sorularını yanıtlamış. Otobüs kurşunlan kurşunlanmasının aydınlatılmaması bir yüz karası bunu sadece spor için düşünmeyin. Sosyal yaşantımız, güvenliğimiz, özgürlüğümüz açısından diye anlatıyor. Türkiye'ye yakışmıyor diyor. Haklı. Yani yıldız konusunda bana göre size göre farklı düşünceler olabilir. E, şampiyonlukların yıldız hesabının sayılmasına ilgili şampiyon takım zaten şampiyon. O tescillemiş ama en azından bir başvuru bu kadar uzun sürünceme de bırakılmaz diyor. Haksız mı? 2 yıl geçti. iki buçuk yıl geliyor. Hala sonuçlandırmadı. En azından TFF tarihçilerin bir şeyler yapması lazım. Aziz Yıldırım'ın başkanlık düşüncesi yok diyor. Yani başkanın öyle bir düşüncesi yok. Sağlığı iyi, işinin başında. Bizimle görüşüyor. Fikirleri var. Çok ileri düşünceleri var. Onları paylaşıyor. Ama bize getirdiği başkanlık gibi bir düşüncesi yok diyor. gönül arzu eder ki Fenerbahçe hep şampiyon olsun. Üzülüyorum tabii ki de diyor. Beklediğimiz değil bu. Hep şunu söylüyorum. Özellikle pandemi döneminden sonra son 3 sezon en çekişmesiz ligler yaşandı. Özellikle ekonomik zorlukların arttığı dönemde Fenerbahçe'de inanılmaz ekonomik imkanlar yaratarak bu yarışmanın içerisinde kaldı diyor. Böyle arzu eder ki hep şampiyon olsun ama maalesef istenilen hedeflerde değil. Ama diğer branşlarda her branşta final oynuyor. Finalin bir tarafı her zaman Fenerbahçe oluyor diyor çekip mosturu olan. Arkadaşlar bugünkü maça ilişkin ben şunu söyleyeyim. Sosyal medyada gezinirken hep şu cümleleri görüyorum. İşte gitti Galatasaray'dan yedi yedi Fenerbahçe'ye aslan kesilecek. Bir şey soracağım Fenerbahçe'ye... Çok özür diliyorum. Yatsa, maçı satsa çok mu sevineceksiniz? çok mu sevineceksiniz? Gerçekten merak ediyorum. Çok mu sevineceksiniz? Yani ya arkadaşlar çıkacaklar şerefine namusuna topu oynayacaklar. Yani çıkıp oynayacaklar. Fenerbahçe'ye geldi miydi hocam aslan kesiliyorlar. Malum takıma geldi miydi yaslanıyorlar. Rezil maç oynuyorlar diye. Ya insanın aklına her şey geliyor diye. Yani insanın aklına her şey geliyor diyor. Lan arkadaş. Bak, takımları ne olur bu şekilde kıyaslamayı. Yeter artık. Yani yeter. Yeter. Ya Ersun Yanal kazanmak zorunda mı kardeşim? Bu adam Bak saydım size. Kazandığı maçları saydım. Ya takım zaten kötü durumda. Adamın takımı kötü durumda. Adam ne yapabilecek ki? Hadi onu geçtim. Ya, hadi onu geçtim bir şekilde. Ya Emre Belezoğlu 7-0'dan sonra gittik Galatasaray Türkiye Kupası'ndan eledi. Ya bir de şunu söyleyeceğim. Biz kendi göbeğimizi kendimiz kesebilirdik. Kesmedik. Bugün bir sürü şeyin içerisindeyiz. Hani ben sosyal medyada bir iki gıcıklığına, esprisine bir şeyler yazıyorum ama millet ciddiye alıyor. Bak şunu söyleyeyim. Şu an Fenerbahçe taraftarı şu fikirde her takım Galatasaray'a yatıyor. Galatasaray şampiyon olsun diye hakemler şu medya o bu destekliyor diye. Aslına bakarsan destekliyorlar Galatasaray'ın söylemlerine göre. FFDK 3 maç ceza verecekmiş. Kendileri açıklamış. Kaldırmışlar. Desteklemedir bu. Bunu inkar edecek kadar karakter. Benim bir arkadaşım vardı şey derdi. Bir takım 18 maçta 17 galibiyet alıyorsa bu şikedir. Buna normal diyen bilmem ne çocuğudur diyordu. Bu bilmem ne çocuğu arkadaşım Galatasaraylıydı. Bu arada Galatasaray son 18 maçta 17 galibiyet almış arkadaşımın yüz ifadesini çok merak ediyorum. Kuracağı cümleyi çok merak ediyorum. Giyeceği dansöz kıyafetinin rengini çok merak ediyorum. Hangi havada kıvıracağını çok merak ediyorum. Ha şu bir gerçek. Süper Lig'de asla 18-17 yapamazsın. Ben de buna tatmin oldum. Eğer arkanda hakemler yoksa, medya yoksa, rakipler yatmıyorsa, rakipler satmıyorsa kesinlikle 18-17 yapamazsın. Bir yerde patlarsın. Ama Sivas'ta patlarsın offside'ımsı derler. Ama başka yerde patlarsın başka bir şey derler. Ama 3 futbolcun kırmızı yemez. Ağlarsın. Ama şöyle dersin ağlarsın. Galatasaray taraftarı diyor ya Fener, Fener ağlama diye. Fener ağlamaz. Yani Fener ağlamıyor. Ağlayan sizsiniz. Bütün kurumlarıyla birlikte ağlayan sizsiniz. Yani ağlayan zırlayan sizsiniz. Ama gel gör ki anlat. Neyse arkadaşlar söylenecek çok fazla şey var ama. Ben bu kadar söyleyeyim. Bugün Fenerbahçe'den kolektif bir oyun bekliyorum. Deplasmanda olduğumuz için biraz geri planda oynayacağımız bir oyun bekliyorum. İlk yarı beraberliğe yatıp ikinci yarı maçı kazandıracak hamleler bekliyorum. Çıkacak ilk 11'in sizi tatmin etmeyeceğini ama yapılan değişikliklerle maçın kazanılmasının hedeflendiğini belirteyim. Başakşehir'de 2 tane 3 tane futbolcu keşke kırmızı yese Fenerbahçe maçı rahatça kazansa ben de isterim yani hiç zorlanmasa sonra Başakşehir desek olan biz bunun intikamını Galatasaray maçından alakalıysa gitsek altı yense hepimiz bunu istiyoruz. Ama burası süperlik. Burada birilerinin e, hani şununla bunu ben geçtim. Ben var ya hak yani hakemin Fenerbahçe lehine bir hata yap, yapmasını bekliyorum. Yapsa diyeceğim şey şu yeter. 50 defadır 60 defadır aleyhimize hata yapıyorlar. Birini çıkıp konuşmuyorsunuz. Olmadık şeyleri atıp tutuyorsunuz. Alın bakın gerçekten de hata bu. Size bundan her maç yapıyorlar deyip artık millete böyle cevap vereceğim. Yeter ya. Yeter. Alanya penaltı kazanmış, bir tanesi yazmış. böyle penaltı mı olur? Daha ne yapacak mesela hani ne yapması lazım penaltı olması için? Daha bir de orada sarı kart da yemiyor niye? Sarı kart ise Karagümrük maçında yok. Karagümrük maçından sonra sanırım Beşiktaş deplasmandadalar. 3-4 tane sarı kart sınırında oyuncu var. Ulan hakemler asıl bir operasyonu Karagümrük maçında yapsalar. Maçı hem Karagümrük kazansa, hem Galatasaray'ın 4 sarı kartlı futbolcusu 4'ü de sarı kart yese. Beşiktaş maçına çıkamasalar. Bir de orada yenilseler. İnşallah olur ama Allah'tan ümidi kesmiyorum ama kullarına güvenmiyorum. Allah kendinden başkasına muhtaç etmesin. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah beğenirsiniz videomuzu. Kanalımızın takipçisi olursunuz abone olarak. Unutmayın abone olmazsanız hediye üyelik kazanamazsınız. Şöyle bir planımız var. Ben anlatayım size. Her gün bir videoyu ilk gösterim olarak paylaşıp o videoda 10 kişi, 20 kişi, 50 kişi belli olmaz. En az 10 diye düşündük ya da en az 5 diye düşündük bu yayında 5 kişiye üyelik hediye. Mesela az izleyen var. Çok izleyen var. Bu yayında 50 kişiye üyelik hediye gibisinden. Bunu epey sürdürme fikrimiz var. Hatta bunu arka arkaya günlerce sürdürme fikrimiz var. Olman.com sponsorluğunda. Bakalım arkadaşlar. Umarım sizler desteğinizi gösterirsiniz. Ee, size bırakıyorum. Maça dair skor tahminlerinizi lütfen aşağıya yorum kısmına yazın arkadaşlar. Bakalım kimler doğru bilecek. Gol atacak isimleri de yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.